Ay dayanamadım, kusura bakmayın. O senin sümüklerini yerim, haberin var mı? O sümüklerini yerim senin. Allah'ım. Oradan getirdik şimdi hastalandı. Çok güzelsin maşallah. Subhanallah. Hadi geç. Arkadaşlar. Bunu alalım. Yağlar da müşterim millete vermediklerini de bakınsana. Hayır, onu yapamazlar. Satıştan imtina etmek de tüketiciyi koruma kanununa göre yasak. Dün geldim buraya ben kasaya. Evet. Bir bayan geldi. İki tane yağ aldı. Bir telefon etti ona. Bir yağ daha istedi herhalde. Tamam. Yakını. İkinci yağ vermediler. Niye dedim? Balata değil mi bu? Bu gibi durumlarda sabıtaya şikayet edeceksiniz. Sen dedim şikayette bulunuz. Bu herhangi bir market olabilir. Yerel bir market olabilir. Kurumsal yani bir market yani olabilir. Şikayet edeceksiniz. Bizler şikayetinizi değerlendiririz. Ve bu şekilde olmasını önleriz. Paranızı verdiğiniz karşılığında istediğiniz üründen istediğiniz kadar alabilme hakkına sahipsiniz. Ve ambalajı hasar görmüş. Kimyasal bir ürün de olabilir bu. Bir gıda ürünü de olabilir. Bunu da satıştan imtina ediyoruz. Market sahibine teslim ediyoruz. İlgili bir arkadaş bakabilir mi lütfen? Tamam. Patlak, bunu lütfen satışta imtina edin. Açıklayıcı bilgi içeriyor mu? Yerli üretim logosu var mı? Bunları da kontrol ediyoruz. Soğuk zincir ürünler, bebek mamaları, sütler, yumurtalar, bu konuda da özenle çalışıyoruz. Son kullanma tarihlerine bakıyoruz. İyi gün hanım. Ben iş yeri açma ve çalışma ruhsatını da istemiştim. Ruhsat kontrolü de yapıyoruz. Kayıt dışı hiçbir işletmenin olmasına müsaade etmiyoruz. Hepsi kayıt altında olacak. Evet, şu aldığınız ürünler arızalı mı, eksik mi? İncelemek için aldım. Hayır, hayır, hayır. Şimdi az önce de izah ettiğim gibi kasadan ürünleri geçiriyoruz, almış olduğumuz ürünleri. Bu bakanlığın bize vermiş olduğu 15 tane ürünün evrakı. Rafla kasa fiyat farklılığı olup olmadığına bakıyoruz. Evet. Durum bu. Ekmeklerin gramajlarını kontrol ediyor. Evet. Eksik gramajda ekmecik firması ya da X firması her kimse böyle bir tarifte bulunduysa bu ekmek bu gramajda olacak. Eksik evet. Gramajda olamaz. Bu bir vebal. Fırıncı üreterek vebale giriyor. Marketler satarak vebale giriyor. Biz göz yumarsak devlet olarak biz de vebale girmiş oluyoruz. Dolayısıyla biz fırınları da kontrol ediyoruz. Eksik gramajlı ekmek üretimini engelliyoruz. Evet. Böyle bir şey. Tamam olur. Şöyle yarım çekersen abi daha iyi olur. Benim poşet. Bir tane yeter mi amca? Onlar da o yok. O kural yok komiserim. Sadece normal yerde yok yani. Aynen doğru. Unuttum seni. Burası 85 35. 80. 100 lira 25 geçelim. Geçemezsin olur mu? Yok. Kredi mi? Ha işte bu. Tamam. Hasan sen de öyle gel. Terazilerin de doğru tarttığına dair kalibrasyonları var şurada. Evet. Bu kalibrasyonlarını kontrol ediyoruz. 2 yıl geçerliliğini koruyor. Kolay gelsin. Sağ olun hocam, hoş geldiniz. Hayırlı işler.
Ya şimdi denetimler yapıldı Pamukova'da. Evet. Tesadüfen biz de diğer bütün yerleri denetlediler. Büyükşehir Belediyesi'nden ekipler vardı. Evet. Gördüğüm kadar oralarda hiçbir şey çıkmadı ve çok güzel de şey oldu. Evet, bugün geldiler, çok memnun oldum. Evet. Geldiler. Sizi de denetlediler mi? Tabii tabii, bizi de denetlediler. Geldiler müşteri gibi 15 çeşit mal aldılar. Buyurun, evet. Gelin. Evet. Örneğin içeri girdiler. Buradan çeşitli mallardan aldılar. Raftaki etiketi çektiler. Resmini. Evet. Sonra kasaya gittiler. Kasada bununla etiketle kasa tutuyor mu diye baktılar. 15-16 ürün aldılar. Gayet güzel oldular. Ondan sonra burada kasap bölümümüze baktılar. Böyle baktılar buralara. Nasıldır temizlik, hijyen. Teşekkür ettiler. Ya hiçbir hata çıktı mı? Yok, çıkmadı. Allah'ıma şükürler olsun. Yok. Çok güzel. Evet. Memnun kaldılar. Böyle devam ederseniz dediler. Teşekkür ederiz dediler. Böyle denetlediler. Evet. İşte ben de ilk defa bu denetimlere rastladım. Yani gerçekten iyi de oluyor yani. İnsanlar şimdi şikayetleri oluyor. Mesela stok yapılıyor falan diye biri şikayet etti. Yani şeker miydi neydi onda bir şey vardı da. Yok hocam, çay, şeker örneğin bakın. Var değil mi her şey? Hepsi var bak. Mehmet Efendi kahvede örneğin bunda sıkıntı vardı. Ama bizde sıkıntı yok. Her şey serbest. Mesela yağlarda dedi ki vermiyor. Tek yok. Veriyorlar dediler. Yok hocam, istediğini alabilir. Sıkıntı yok. Serbest. Çay, şeker. Rafımızda biz diğerleri gibi indirmedik. Evet. Her şeyi alabilirler. Bizde sıkıntı yok. Evet. Şu an her şey var değil mi? Her şey var hocam. Her şey var. Sıkıntı yok. Her şeyi alabilirler. Evet. Oldu. Evet. Kasaya gidelim bakalım. Kasada da. Evet. Geldiler burada malı okuttular. Evet. Denetim yani kasayla raf birbirini tutuyor mu diye. Evet. İkisi de birbirini tutuyor. Bir sıkıntımız yok. Teşekkür ettik. Ama böyle yapmaları bence çok iyi. Size tavsiyeniz ne? Mesela vatandaşlar neye dikkat etsinler? Şimdi onlar denetimini yaptı da hani sizce... Vallahi bence aynı onların yaptıkları gibi kasadakiyle raftaki fiyatlara çok dikkat etsinler. Evet. Fişlerine baksınlar. Ne alıyorlar, ne gidiyorlar. Gerçekten çok oyun dönüyor. Gerçekten oyun dönüyor ama yani baksınlar, iyi baksınlar. Evet. Gerçekten fiyatlar çok farklı. Bir de üzerinde zaten şeyleri var. Yani kullanım tarihleri falan var. Tabii kullanım tarihleri. Onlara tabii baksınlar. Yani örneğin bugün baktılar. Onu gerçi Sakarya'dan, İl Tarım'dan geliyorlar. Denetliyorlar. Devamlı geliyorlar ama bir sıkıntı çıkmıyor. Eğer işini doğru yaparsan bir şey çıkmıyor hocam. Evet. Öyle söyleyeyim. Vatandaş dikkat.